LGS'ye son 56 gün güzel bir cumartesi günündeyiz. Havalar ısınmaya başladı. İnşallah bu virüsten de LGS'den de kurtulacağız. Seneye güzel bir fen lisesinde veya Anadolu lisesinde veya sosyal mühendis lisesinde harika bir başlangıç yapacağız diyoruz. Ve günün sözüyle başlıyorum. Bugün yaptığınız şey... Tüm yarınızı iyileştirip geliştirebilir diyor. Gerçekten de bugün çözdüğümüz testler, denemeler, çalışmalar, gayretler inşallah tüm yarınımızı olumlu yönde değiştirecek. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyoruz ve vazgeçmiyoruz arkadaşlar. günüyorumuna yorumuna baktığımızda Arda Savaş 257 beğeni almış. İnşallah demiş beğenen herkes istediği lise veya üniversite kazanır. Hadi bakalım. Şimdi kendime güvenim azaldı ne yapmam lazım? Arkadaşlar şöyle bir düşünün. Diyelim ki ya yapamayacağım ben işte soruları yanlış yapıyorum, matematiğim kötü gibi şeyler gün içerisinde kendimize söylüyoruz değil mi? Bu sözleri bir arkadaşınıza söylediğinizi düşünün. Yani Arda kendisine değil de atıyorum Ahmet'e söylüyor bu sözleri. Veyahut da atıyorum Merve'ye söylüyor. Diyor ki Ahmet'e, Ahmet sen yapamayacaksın. Sınavın kötü geçecek. Matematiğin de zaten kötü. Zaten dikkat eksikliğine de var. Denemelerde yanlış yaptın. Böyle bir şeyi Arda Ahmet'e söylese Ahmet ne yapar? Morali bozulur. Peki Arda sen böyle bir sözü arkadaşına söyler misin? Söylemezsin. Yapamayacaksın matematik demezsin. Niye? Morali bozulmasın diye. Böyle bir durum olsa bile söylemezsin. Onu her zaman desteklersin. Peki biz kendi arkadaşlarımıza bile söyleyemediğimiz bu kötü sözleri niye kendimize söylüyoruz? Niye kendi güvenimizi azaltıyoruz ki? Yapamayacağım matematik. Hayır söyleme kendine. Boş boşuna morali bozma. Evet denemede yanlış yapmış olabilirsin. Evet bazen hataların çok fazla çıkabilir. Bazen moralin bozuluyor. Bu çok normal bir şey. Ama moral Moralin bozulduğu zaman, güvenin azaldığı zaman kendine olumsuz bir şey söylemenin sana hiçbir faydası yok. Nasıl? Arda sen Ahmet'e olumsuz bir şey söylediğinde Ahmet'e bir faydası yoksa, Ahmet'i e daha da geri çekiyorsa biz de moralimiz bozulduğunda asla böyle şeyleri düşünmeyelim arkadaşlar. Mutlaka arada bir iniş çıkışlar yaşayacağız. Ama şunu unutmayın. Çalıştığımız sürece, vazgeçmediğimiz sürece bütün bu olumsuzları yeneceğiz. Yaşadığınız günleri hatırlayın. Bak 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf bir sürü şeyden, bir sürü zorluktan, bir sürü yazıdan geçtiniz. Bu LGS'yi de halledeceksiniz. Zaten konular yarı yarıya azaldı. Sadece bir dönem konuları var. Zaten kontenjanlar artırıldı. Evdeyiz, çalışabileceğimiz sürede fazla. Dolayısıyla ya başkasına söylemeyeceğimiz şeyi kendimize de söylemiyoruz. Başkasına başkasına e, yapmayacağımız, yapmayacağımız eleştiriyi kendimize de yapmayalım. Eleştiriyi kendimize de yapmayalım arkadaşlar. Kendimiz. Bu çok önemli. şey. Kendimize de yapmayalım. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten de bunu ben kendime de yapıyorum. Üf ya şöylesin böylesin Ya sen arkadaşına bunu demiyorsun kendine diyorsun. Durduk yere moralimi bozuyorsun. Bu ayda 420 puandan 470 puana çıkılabilir mi? Tabii ki de çıkılabilir arkadaşlar. Niye? Çünkü evdeyiz çalışabileceğimiz süre fazla ve dediğimiz gibi konular sadece birinci anda. 470 puan almak isteyen bir öğrencinin ortalama kaç net olmalı? Burada tabii ki matematik fen ve Türkçe'ye göre değişiyor ancak matematikte 15, fende 17, işte Türkçede 19, diğer derslerde de full yakın yapmalı ki buna benzer matematikte daha az yapıyorsa bu sefer Türkçeyi artırabilir. Fende daha az yapıyorsa bu sefer matematiği artırabilir. Sosyal, inkılap İngilizce yani inkılap İngilizce dinde de mu muhtemelen fazla yanlış çıkarmaması gerekiyor. O durumda buna yaklaşmış oluyor arkadaşlar. Sınav zorlayacak gibi puanlar tahmini, sınav zorlayacak gibi puanlar tahmini ne kadar ...düşer. Sınav zor olursa arkadaşlar... ...hepimize zor olacak. Kolay olursa... ...hepimize kolay olacak. Dolayısıyla sizin için puanlar... ...değil. Sizin için sıralamalar önemli. Yani diyelim ki senin rakibin var Arda. Diyelim ki sen Merve ile beraber sınava hazırlanıyorsun. Bu arkadaşımız Merve olsun. Bu arkadaşımız da... ...Arda olsun. Arda ile Merve sınava hazırlanıyor. Yaptığınız netler önemli. Yaptığınız sıralama önemli. Biri 500 puan aldı... ...biri de 500 puan aldı. E tamam ikisi aynı puan aldı. Ama netler, başarı sıralaması veyahut da sizin elde edeceğiniz e, çalışma gayreti bunlar emin olun çok şey değiştiriyor. Dolayısıyla siz rakibiniz kendinizsiniz. Bugün kaç soru çözdüm? Dün kaç soru çözdüm? Bugün kaç tane yanlış yaptım da moralim bozuldu? Bugün kaç tane yanlış yaptım da moralim bozuldu demelisiniz. Yoksa sınavdaki soruların puanları bazen artar bazen azalır bu önemli değil. Önemli olan sıralamanız ve sıralamada da en büyük rakibiniz kendinizsiniz arkadaşlar. Evde soru çözümünüzü bitirdikten sonra boş ne yapmalı? Kitap okuyabilirsiniz, dinlenebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Sevdiğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yeter ki zararlı bir şeyle uğraşmayın. Bazı günler hiç soru yapasım gelmiyor ne yapmalıyım? İşte o günlerde oturup dinlenmelisin. Ancak bazen de işler ders çalışamadığın zaman kendini masada oturup ee, derse konsantre etmelisin. Yani şöyle. Diyelim ki şurada e, aldın önüne geri sayım denemelerini tamam. Veya da bu reklam olmasın. Diyelim ki Hüseyin Rahmi kitabını aldın. Şöyle Dostoyevski'nin kitabını aldın. Önünde duruyor tamam böyle. Hmm, ben bu kitabı okuyacağım diyorsun. Okumak istiyorsun ama canın sıkılıyor. Kitaptan herhangi bir şey yok. bakmak bile istemiyorsun sıkıldın. Şimdi eğer telefonu yanında seven telefonla oynarsın. Dolayısıyla telefonun bir kere uzağında duracak. Yani sen okul yazılısına girerken telefonu yanında mı duruyor? Hayır. LGS'ye girdiğinde telefonu yanında mı duracak? Hayır. O zaman bir kere telefonun dışarıda olacak. Bu bir. İkincisi bekleyeceksin. Bekle, bekle, bekle. Ders çalışmasan bile, kitap okuyamasan bile kalkıp gitmeyeceksin. Kendine diyeceksin ben madem çalışmıyorum en azından yarım saat burada boş boş durma cezası vereceğim kendime diyeceksin. O beklemek var ya zaten seni sıkacağı için tekrar teste dönersin, denemeye dönersin, sınava dönersin. Yani böyle deneme önünde duruyor. Üf ya ne yapayım ne yapayım en sona bari çözeyim dersin. Bari ders çalışayım dersin. Çünkü bazen beklemek de bir görevdir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Sınırlarımızdaki askerlerimiz ellerinde çok pahalı silahlarla bekliyorlar. Aa bu silah çok güzel diye etrafa ateş ediyorlar mı? Hayır bekliyorlar. Onun görevi sadece beklemek. Beklemek de bir görevdir. Dolayısıyla sizlerin de göreviniz bazen ders çalışamadığınız zamanlarda kendinize ceza olarak madem 200 soru çözeceğim dediğimde hiçbirini çözmedim o zaman masanın başına oturacağım diyeceksiniz. Kalkmayacağım. Böyle boş boş oturacağım. Zaten o zaman sıkılır derse dönersiniz. Ama illa ki hiç yapamıyorsunuz. iyice moraliniz bozuldu. O zaman dinlenebilirsiniz. Telefon az olsa bakmak zararlı mı? Hayır zararlı değil. Geri sayım denemesi 2 ve 1 ne zaman gelecek? Yakın zamanda geliyor. İnkılap dersini yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? İnkılap da arkadaşlar bizim videolarımızı izlediğinizde ve bir harita çıkardığınızda yani bir haritadan kastım şöyle. işte Mustafa Kemal doğdu sonra bunu yaptı sonra bunu yaptı sonra buraya gitti sonra bunu yaptı sonra bunu yaptı, sonra bunu yaptı gibi infografik haritalarla çalıştığınızda gerçekten inkılap dersi hepsi doğru yapılacak kadar kolay bir ders. Bir de üç temel şey bilmeniz lazım. Milli bağımsızlık, milli egemenlik ve milli birlik ve beraberlik. Bilhassa birinci dönem konuları çıktığı için bu üç şeye çok iyi hakim olmanız lazım. Yani inkılapta geçen herhangi bir cümle milli bağımsızlıkla mı alakalı, milli egemenlikle mi alakalı, milli birlik ve beraberlikle mi alakalı bunu iyi bilmeniz lazım. Sizce bu yıl LGS'de gelen sonuçlar nasıl olacak? Bunu da söyleyelim. Milli bağımsızlık ülkenin düşmanlığa kurtarılması, milli egemenlik ülke halkı yönetmesi, milli birlik beraberlikte düşmanı yurttan temizlemek için bir araya gelmemiz demek. Sizce bu yılki LGS gelen soruşan nasıl olacak? Geçen seneki gibi olacak arkadaşlar. Geçen seneki gibi zorlu olacak. Geçen seneki gibi çalışanlar kazanacak. Az çalışanlar, biraz daha e, ortalama yerler kazanacak. Hiç çalışmayanlar da kazanamayacak. Bu kadar basit. İzmir Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki. Mürebbiye, Hüseyin Rami Gürpınar'ın eşsiz romanı. Burada önümüzde dursun. Gerçekten e, sokağın anahtarına sahip olan naturalist bir yazar. Eserlerinde bu mürebbiye de mesela terbiye ve terbiyecilik yapmak için gelen bir e, kadının... ...esasında e, evin ahlakını bozması... Dede ile işte diğer akrabalarla onların ahlakını bozacak kötü durumlara düşürmesi anlatılıyor. Değişik bir eser. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nda yüz temel eserden bir tanesi. Günün okuluna baktığımızda Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'ni görüyoruz. 7.47 İzmir Fen Lisesi'ni önceden tanışmış, tanıtmıştık. 36 hukuk kazanan %83... YKS yani üniversite sınavına oranı var. Yani 100 tane öğrenci varsa 83 üniversite sınavında yerleşmiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ee, günün kaynağı LGS geri sayım denemeleri. Sadece birinci dönem konularını içeriyor. Arkadaşlar bu denemeleri almış olabilirsiniz veya elinize başka bir deneme olabilir. Hiç fark etmez. Lütfen denemeleri çözerken gerçek sınav simülasyonu yapın. Yani gerçek sınavda nasıl çözecekseniz bu denemeleri de bu şekilde çözün. Günün sorusuna baktığımızda Osmanlı topraklarında yaşayan milletlerin yönetime katılmalarını sağlayarak isyan etmelerini engellemeye amaçlayan fikir akımı hangisidir? Yani İslamcılık mı, Türkçülük mü, Osmanlıcılık mı yoksa Batıcılık mı? Bunu istiyoruz. Ödülü sorumlu yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin.